Evet, merhaba. Duyuyorsunuz sesleri. Öksürük, aksırık, tıksırık. İrlanda'ya geldiğimizden beri Pınar da ben de bir türlü toparlayamadık. Ben daha Türkiye'deyken aslında dün günümüzde hastalandım. Şimdi ben iyiyim, bir tek öksürük kaldı bende ama o bayağı halen daha hasta yani. Şimdi gideceğiz şehir merkezinden. Bir iki alışveriş yapacağız, bir de bir eczane falan bulalım da. Şurup nasıl deniyor İngilizce bilmiyorum. Bir bakayım, şurup alalım. Sirup. Sirup, sop da olabilir. O sop, el sabunu da oluyor. Her şey olmuyor değil mi? Serum biliyorsun. Neyse bakarız. Anana. Turenk, Turenk gençler güzel uygulama. Oradan bakın. Dibble. Turenk de ama şey yani o şey gibi onu düşün. Genel çeviri değil de o daha çok şey. Dictionary. Bu direkt kelime kelime. De daha iyi Turenk. Neyse işte birazdan gideceğiz. Öyle bir Pınar'a bir yürüyüş ayakkabısı bakacağız. Dağ tepe için. Bende bir tane tenisçi dirseği hastalığı var. Bir tane böyle bir şeye bakacağım. Sleeve. Ne diyorlardı ona? Bandaj. Bir bandaj bakacağım. Ondan sonra atlayacağız gideceğiz bakalım. Hotfoot'e güzel bir yer var. Orada bir dağ yürüyüşü yapmayı planlıyoruz. Bu arada çamaşır makinesinin sesi geliyorsa da kusura bakmayın. Vallahi hiç vakit yok. Onu da bir yandan açtım. Bir yandan videoya da başladık. Sonuç olarak çıkıyoruz. Şimdi birazdan çıkacağız evden. Öyle. Bakalım. Devam edecek video. Devamı gelecek. Çekeceğiz. Devam. Evet. Birazdan görüşürüz. Evet. Ne oldu? Bir klasik. Tam alışveriş yapıyorken çekindim telefonu çıkartmaya. Bu şekilde elimle tuttum video çekmeye. Alışverişi biz kendimiz ettik öyle. Öyle gittik işte. İki tane polar aldık. Böyle sweatshirt. Bir tane sweatshirt. İki tane sweatshirt aldık. Bir tane böyle kapşonlu. Böyle 2-3-5 tişört bir şeyler aldık. Hani yine ilk gün için birazcık iyi harcadık. Olsun. Eksiklerimizi zaten almamız gerekiyordu. Yani öyle bir iki bir şey aldık. Şimdi otobüse otobüs durağına gidiyoruz. Atlayacağız otobüse. Buradan otobüse gideceğiz. İşte Pınar'ın bir İrlanda'ya ilk gelişte yapılması gereken bazı şeyler var. İlk başta bir göçmenlik kartı alıyorsun. Ve çalışma numarasız kartman gerekiyor. Bunlar için sağlık sigortanın olması gerekiyor falan. Sağlık sigortasını yaptırdık. Ondan sonra da alışverişimizi yaptık. Şimdi de gidiyoruz. Bakalım birazdan çekmeye devam edeceğim. Yani çekebildiğim kadar dışarı telefonu çıkartıp çekecek kadar özgürlüğüm yokmuş. Yani onu fark ettim ve bu beni birazcık üzdü yani. İnsan içinde alışveriş yapıyorken telefonu böyle tutmak bilmiyorum yani garip geliyor. Neyse devam olduğu kadar artık. Evet şimdi öğrendik otobüs durağımızı. Numarasına doğrusu. H3'e bineceğiz. 16 değilmiş H3. Şurada şöyle göstereyim. Hops. Nerede? Şu an görünmüyor da aslında. Şeyden dolayı hani bilmiyorum dijital bir boktan dolayı işte tam görünmüyor. Şey işte H3 numara bizim otobüs. 7 dakikası varmış. Buradan bineceğiz. Gideceğiz otobüse. Çok güzel otobüs sistemi falan burada. Hani şehir içinde gelişmiş. Dublin'de çok fazla sorun yaşamazsınız. Otobüsle her yere gidilebiliyor. Araba almak şehir merkezinde cidden çok yanlış bir karar. Ben 1,5 yıldır burada yaşıyorum. 1,5 yıl oldu ve elektrikli skuterim var. Onu da gösteririm zaten videolarda. Bütün ulaşımı onunla sağlıyorum. En güzel, en güvenilir, en hızlısı o zaten. Öyle bakalım. Ne diyeceğim? Bunlar bir şey değil mi? Başka bir videomuz lazım mı? Tam da hani ilerledikçe video geçeceğiz, göreceğiz. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Hani İrlanda'dan görmek istediğiniz bir şeyler varsa, duymak istediğiniz bir şeyler varsa, vloglarımı katmak istediğiniz bir şeyler varsa bu videonun altına yorum atın. Oradan bakalım bana da fikir olsun. Böyle bir hızlıca etrafı da göstereyim size. Neredeyiz? Bir dakika şuradan bir yürüyeyim. Güzel. Güzel. Bir yer değil şu an bulunduğum yer. Aslında geceleri buralar böyle bok gibi oluyor. Saçma sapan uyuşturucu satıcılar, dealerlar falan böyle. Aptalca bir bölge bu şu an bulunduğumuz yer ama otobüs buradan geçiyor. Yani Dublin'in en görülesi yeri değil açıkçası burası ama neyse şöyle bir kısa bir göstermek istedim. Videonun arasında bir parça olsun. Şimdi otobüsten kısa bir manzaralar almaya çalışacağım. Hey salla. Hey salla balık. Bir gün şu makineden istiyorum. Bir gün. Bundan mı? Bir gün. Bu Yamaha. Ben Harley Davidson istiyorum da. Elbet bir gün. Ama genişmiş burada. Evet. Ya otobüs saati değişti. Anlamadık ne oldu. 7 dakika var diyordu. Birden 28 dakikaya çıktı. Bilmiyorum bir bozukluk. Otobüs mü bozuldu? Bıcacık oldu orada da neyse. Bir kahve içeceğiz. 25 dakika yorulduk zaten alışveriş yapıyorken. Ondan sonra gideceğiz artık. Şöyle biraz etrafı yine göstereyim. Burası meşhur O'Connell Street. Azizler'de Spire falan var. Abi onun heykeli cart curt falan. Ya böyle sokağı şöyle bir göstereyim. Ya burada var ya bir yürüyüşler bir şeyler oluyor. Kafayı yersin yani.
Ve karşıdan karşıya geçemiyorsun bazen. Erdoğum! Ne bağırıyorsunuz? Erdoğum! Salak. Homeless'lar, junkiler evlerde, etraflarda mal mal bağırıyorlar hep. Buralarda bir yerde bir Starbucks ya da Cafe Nero olacaktı. Dur bakalım. Dur bakalım bakalım. Öyle gidelim bakalım. Şey alacağım, bir gimbal almamız lazım. Gimbal şart. Gimbal, gimbal, gimbal. Üçüncü plan değişikliği. Otobüsü kaçırdık. Mail gelmişti şirketten, onlarla ilgileniyordum birazcık, kahveyi çöken onlara bakalım dedik. Ana bu kamera yüzümüz niye böyle gösteriyor ya? Biliyorum ya sen. Ana biraz garip gösteriyor. Vallahi neyse. Şey birazcık işte öyle bir maillere bakıyorken kaptırmışız. Otobüse yetişemedik. Bu sefer farklı bir yer var. Ya yani o bizim gideceğimiz yerde yarım saatte bir otobüs geçiyor. Yarım saat beklemek istemiyorum. Bütün gün dışarıda şu an yoruldum. Pınar da çok yoruldu. O yüzden şimdi şeye gidiyoruz. Bray diye bir yer var. Güzel, trenle gidiliyor. Onu da kaçırdık. Aslında tam çıktık, biz istasyona vardık, tren kalktı. Daha ikinci bir tren var. Biraz daha farklı bir yere gidiyor. Yani biraz spontane olacak, yapacak bir şey yok. Ona da... Buraya gidiyor mu? O da buraya gidiyor da tam böyle yürüyüş parkuruna gitmiyor. Birazcık sahil yolu yürüyüşü gibi olacak. Daha yürüyüş olmayacak ama orası da güzel yani. O da orası da güzel. Şimdi oraya gideceğiz bakalım. Treni bekliyoruz. Gitmek istiyoruz bir yere yani. Şöyle bir gidelim de oturalım, bir yemek yeriz falan diyeceğim de akşam da arkadaşlarımızla buluşacağız yemek için. Bakacağız bakacağız. Öyle bir gezi olsun bize yani maksat. Bakalım şimdi treni bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Bilmiyorum ki ön kamerasından dolayı mı acaba? Ön kamerayla çekiyorum. Şu an hep arka kamerayla çekiyordum. Arkadan çek bakalım. Böyle çevirebiliyoruz mu? Dur hemen. Gelme geldi tam. Aynen bu. Arka kameradan değil, ön kamera mı kötü bakacağız. Ama bizde de olacak yani, bu iki parça da olacak. Biz hemen trene gidelim. Hadi bakalım. Ah, neden bilmiyoruz ama gerçekten zor bir yolculuk oldu aslında. 3 dakikalık bir yoldu. Trende o kadar gittik ki yani koltuklar. Ya trende de toplu taşımam güzel dedikten sonra sürekli şikayet ediyor olmamız şu anda. Ama gerçekten bu geldiğimiz yer çok güzel bir yer ama buraya ulaşım biraz sıkıntı. Burası böyle çok birazcık lüks, güzel bir kasaba. Genelde yani zaten arabası olan insanlar daha İrlandalılar kalıyor burada. Çok fazla hani bizim işimiz yok. Hani eğer ki İrlanda'da bir hayatın yoksa düzenli tam kurduğun. Yani buradan şehir merkezine çok girip gelmene gerek yok. Burada her şey olan bir yer zaten kendi içinde. O yüzden ulaşımda bir tık daha sıkıntı buraya. Neyse, trende biraz ters oturduk falan. Bunlar birazcık böyle bir kötü oldu. Başı döndü, midesi bulandı falan ama. Neyse, günün sonunda vardık geldik. Şimdi bir yürüyüş yapacağız. Daha önce ben burada yürümüştüm. Ama o gün hava kötüydü. Gerçi hava kötüyken de burası ayrı bir güzel de, yağmurlu günlerde de. Hani şimdi de yine bir tık kapalı gerçi. Bakalım, güzel olacak. Birazcık şöyle bir çevireyim kamerayı ve etrafı göstereyim. Tatil kasabası aslında burası, yani Saşyaman tatilinde sahil kasabası. Güzel bir yer. Bak şu tepenin başında bir artı var. Yaklaşıyorum. Daha önce oraya tırmanmadım. Ama tırmanacağız. Oraya tırmanmaya diye buraya daha önce gelmiştim. Ondan sonra böyle yandan sahil yolu gidiyor. Bu dağın yan tarafından böyle yürünüyor, gidiliyor. O kadar güzeldi ki yol yani. O tepeye dönesim gelmedi. O yolu takip ettik. Yine güzeldi. 8 kilometrelik falan bir yol. Keyifli oluyor. Öyle ya, oradan bir 8 kilometre falan yürümüştük. Çok keyif yani. Daha Bray'den başlıyorsun, Greystone diye bir yer var, oraya kadar gittik. Oradan da trene bindik, geriye döndük. Buraya gelirken zor, evet uğraştırıyor. Zamanı tutturman lazım. Ama en güzel geliş şekli bence buraya trenle, toplu taşımayla. Çünkü hani bu yolu yürüyeceksen daha doğru söyle. Çünkü hani burada bir şey bırakmıyorsun geride kendine. Gidiyorsun, öbür taraftan otobüse binip tak geçiyorsun şehir merkezine. O açıdan güzel oluyor. Şimdi o kadar yürür müyüz bilmiyorum. Ama o yola bir çıkacağız. Oraya kadar bir yürüyeceğiz. O yürüyüş parkurunun baş kısmına kadar gideceğiz. Gerisine orada karar vereceğiz. Öyle. Yani şimdi saat zaten 5 şu anda tam. Bakalım, daha günün kararmasında 2,5 saat var. Devam. Biz yürümeye devam.
gerçekten çok güzel. Öyle bir sandviç aldım. Sürekli konuşmak istiyorum var ya. Yok şimdi ben sevdim. Bilmiyorum, inşallah güzel olur. İnşallah ilginizi çeker. Ve umarım ses iyi geliyor şu anda. Çok garip geliyor yani. 5 gün önce Türkiye'deydik. Ve şu an buradayız. Yurt dışında olmak hayalimizdi ikimizde. Ya bilmiyorum yani. Garip bir his. Ama güzel bir his. Ama yabancılıyorsun. Ben 1,5 yıldır burada yaşıyorum. Ama benim hayatım biraz daha farklıydı. Yani ben çok sıkı çalıştım sadece. Yaşamadım, gezmedim yani. Bu tip gezileri çok yapmadım. Ben buraya 3 yıldır buradayım ama şu an bulunduğumuz yere bir kere geldim. O da zaten bir ay önce falandı. Hani bir hayatı yaşamak için yaşadığımı düşünmemiştim. İstememiştim zaten böyle bir şey. Daha çok dedim, çalışmak ve bir düzen kurmak. Şimdi artık buradayız yani. Şimdi buradayız. Evet, çok garipliyiz. Artık burada yaşayacağız. Ve bakalım, alışacağız, güzel olacak. İlk günlerimiz gerçekten güzel gidiyor. Sonrası da güzel olacak zaten. Bakalım. Ya anlatacağım çok şey var. Ya çok fazla şey var anlatmam gerekiyor. Hepsini bir vloğa sığdıramam. Gerisini bir sonraki videolarda konuşacağız. Umarım sesim şu anda iyi geliyordur. Çünkü rüzgar da var bulunduğumuz yer. Ya, okyanus kenarı. Sahildeyiz, okyanus zaten. Sahildeyiz şu anda. Öyle. Şimdi birazcık yürüyelim. Çay aldık. Çayımızı yudumla yudumla birazcık gezelim bakalım. Böyle düşündüğümüzün çok dışına bir yürüyüş oldu. Biz daha böyle dağ tepe toz bayır çamur düşündük. Kutlar falan aldık ama otobüsü kaçırınca artık yani keyfimiz kaçmasın diye. Ağzımızın tadı bozulmasın diye. Baktık buraya geldik. Burası da asfalt yani. Öyle. Yürümeye devam. Hatta yürümeye başlayalım artık yani. Yürüdük birazcık böyle. Şimdi geldik. Şurayı göstersene. Yaklaş yaklaş. Hayır. Ne? Yok. Evet. Yürüyüş yolu. 5,5 kilometrelik bir yürüyüş yolu var buranın. Cliff Walk. Zaten hepsi öyle zaten burada. Cliff. Dublin'de. Tamam, İrlanda'da. Buradan Greystone'a kadar işte 5,5 kilometrelik yol var ama bizim trenden indiğimiz yerden buraya kadar da 1-2 kilometre var. Ortalama işte 7 kilometrelik bir yol oluyor. Yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Daha önce burada ben yürüdüğümde şey olmuş. Kayalar düşmüştü. O yüzden yolu kapatmışlardı. Nedir durum bilmiyorum şimdi ama zaten o kadar yürümeyeceğiz. Ne kadar zamanımız var? Bir yarım saatimiz falan var. Yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Buradan geriye dönüş de var çünkü. Sonra trene binip şehir merkezine gitmemiz lazım ama çok iyi geldi yani. Otobüs havası. Canım çeksene şu tarafları da. Yani inanılmaz hoş görünüyor etraf. Öyle yani. Şimdi birazcık daha yürüyelim. Birazdan ben telefonu da elime alırım. Bir de böyle deneyelim dedik. Bakalım bunlar çekince nasıl duruyor. Şimdi elime alırım birazdan da. Yürürken çekerim. Ya çok güzel yerler var. İnanılmaz. Kendini Harry Potter'ın içine gibi hissediyorsun. Lanet olası. O kadar güzel ki böyle çıldırıyorsun bazı yerlere. Ama Türkiye'den güzel değil. Vallahi değil. Muğla. Tek atarım. Devam. Biz devam. Hadi. Aha, yol bitiyor işte. Şöyle bir göstereyim. Dediğim gibi kapatmışlar ya. Lanet olsun biraz erken oldu. 1 kilometre falan yürüdük yürüyemedik. Aa, yol kapanmış. Ya oradan atlanır. Atlanır mı? Atlanır. Bakalım. Atlayabilir misin Pınar orada? Yok oradan. Ya işte kaya düşüyor falan diye ama birazcık yürüyüp dönebiliriz. Şuradan bir bakalım. Aa bak doldurmuşlar hep etrafını. Şöyle göstereyim. Aa üstünden değil ya. Bak şuradan bir adım alacaksın. Ha şuradan bir adım alacaksın. Üstünden tak karşıdasın. Tutsana ben bir deneyeyim. Bence tehlikeli şu an. Emin misin? Eminim çok. Evet, geçtik. Yürümeye devam ediyoruz. Şimdi daha fazla uzatmayacağım. Birazcık sıkıcı olmaya başlayacak çünkü bundan sonrası hep aynı şeyler. Evet arkadaşlar, ilk video bu. İlk video değil ya, ilk video Bodrum'dakiydi. Evet. Onu atar mıyız, atmaz mıyız bilmiyorum da göreceğiz. Hani ilk denemeler ama. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hani daha önce de video içinde söylemiştim.
Hani bir şeyler ekstra olsun istiyorsanız İrlanda'da ben vlog çekeceğim. Hoşuma gitti bu iş. Yapacağım bunu yani. Vlog çekeceğim, atacağım. Ama İrlanda'dan bir şeyler öğreneyim. Yani bir şey göreyim. Ne bileyim ya, buraya gelmeyi planlayan arkadaşlarım duymak istedikleri bir şeyler vardır. Ya da İrlanda'da da mı öyle demek isteyeceğiniz bir şey vardır. Bir konu vardır. İletin, yazın. Mesaj atın. Mesaj atmayın. YouTube'un altına, aman videonun altına yorum yazın. Ben okuyacağım zaten onları. Zaten 100 takipçi var, yani bir şey yok. Hepsini rahat rahat okurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere sonraki videolarda. Hadi bay bay.